Türkiye'de en büyük devrim 50+1'dir, bunu söyleyeyim. Neden bu böyledir? Türkiye toplumu yekpare bir toplum değildir. Türkiye toplumu çeşitliliği olan bir toplumdur. Türkiye toplumu çok kimlikli bir toplumdur. Türkiye toplumunun tabii üst kimliği bu ülkeye ait olmak, bu ülkeyi sahibi kabul etmek, bu milletin bir üyesi olarak kabul etmektir. Ama alt kimliklerinde birçok farklılıkları vardır. Türkiye'de aidiyet analizlerinde kendisini bir kimliği öne çıkararak tarif edin dediğinizde %30'u geçen bir sosyoloji yoktur. Düşünün, yani sağda deseniz, solda deseniz, muhafazakar da deseniz, liberal de deseniz, seküler yaşam tarzı da deseniz, geleneksel yaşam tarzı da deseniz, Sünni de deseniz, Alevi de deseniz, hiçbirisi, azamisi %30'dur. Ve %30'dan aşağıya doğru gider. %30'da muhafazakar sağ kesimle alakalıdır. Dolayısıyla 50+1'i almak ne demektir Türkiye'de? Şu demektir. Uzlaşacaksın. Türkiye'nin her yerinden, her kesiminden oy alacaksın demektir. Sekülerinden de alacaksın, geleneksel yaşam tarzına sahip olanından da, Sünnisinden de alacaksın, Alevisinden de, Türkünden de, Kürdünden de, Boşnağından da, Lazından da, Karadeniz'inden de, Akdeniz'inden de, Orta Anadolu'sundan da, Doğu'sundan da alacaksın demektir. Aslında Türkiye'de 50+1'i almak demek, Türkiye toplumunun tamamının desteğini almak demektir. Sayısal olarak 50'den fazla gibi görürsün ama toplumsal olarak temsiliyet açısından baktığında her kesimin desteklediği bir hükümet ortaya çıkar.